Şimdi geldik arkadaşlar atalar konusuna, ata yönetimi konusuna. Şimdi bazen hatalar yapabiliriz arkadaşlar. Ne yazık ki JavaScript bu hataları bize direkt vermiyor. Ama şöyle bir şey var. Browser'dan arkadaşlar F12 tuşuna basıp konsol ekranından hatalarınızı görebilirsiniz. Bunu daha önceden size göstermiştim. Fakat arkadaşlar bu hataları yakalayabilme şansınız da var. Hataları yakalayıp ekranda şu hata oluştu diyebilme şansınız var arkadaşlar. Örneğin bende etAlert diye bir komut yok arkadaşlar. Bir fonksiyon yok. Ama şöyle bir fonksiyonu çalıştırmaya çalışmışım. Burada arkadaşlar hata verecek. Diyecek ki böyle bir fonksiyon yok. Arkadaşlar try cache ile bu hatanızı yakalayıp cache ile de arkadaşlar ekrana şöyle hata mesajını yazdırabilirsiniz. Veya kendinize ait bir hata yazdırabilirsiniz arkadaşlar. Yazdırabilme şansınız var. Zaten bütün modern programlama dillerinde arkadaşlar try cache mekanizması vardır. C#'da, Java'da, diğer PHP'de, Python'da arkadaşlar benzer mekanizmalar var. Hataları yakalıyorsunuz ve bu şekilde kullanıyorsunuz. Bir de arkadaşlar try catch deyince aklımıza finally bloğu gelir. Bu her halükarda arkadaşlar çalışacak bölümdür. Try olur, olay gerçekleşir. Örneğin bir hata yakalandı, catch'e atlanır arkadaşlar. Catch'e sonuç yazdırılır. Ama final derseniz arkadaşlar ondan sonra her halükarda kod düzgün çalışsa da düzgün çalışmasa da çalışacak satır ifade eder arkadaşlar. Catch. Burada da İngilizce olarak yazmışız. Bakın şu ifade şu anlama geliyor arkadaşlar. Try catch'teki sonuç ne olursa olsun çalışacak blok. Bir de arkadaşlar tabii hatayı ortaya çıkarma var. Bu nesne yönelik programlamada hep gösterdiğimiz bir konudur arkadaşlar. Hatayı nasıl ortaya çıkaracaksınız? Kendi hata mekanizmanızı yazabilir misiniz? Örneğin arkadaşlar ben burada şöyle bir hata mesajı ortaya çıkartıyorum. Eğer değer boş ise arkadaşlar not a number hatası döndür. Eğer küçük 5 ise too low, büyük 10 ise too high, eğer boş ise arkadaşlar empty hatası döndür demişim. Bakın troll arkadaşlar hata oluşturmuşum. Artık bunları try ile arkadaşlar yakalayıp hata mesajını da ekrana yazdırabilirsiniz. Hata mesajı da şurada arkadaşlar sizin yazdığınız değerdir. Artık hangisi ise. Bakın bu şekilde kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bir anlamda troll arkadaşlar hatayı tetikliyorsunuz. Catch bölümünün arkadaşlar çalışmasına sebebiyet veriyorsunuz arkadaşlar. Troll bu işe yarıyor.